Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Faik Can. 950 Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. 2021 yılında mezun oldum. Bildiğiniz üzere KPSS'ye gireli biz bir ay oldu. Sonuçlar da dün açıklandı. Yani 16 Eylül'de açıklandı. Kendi açımdan beklediğim bir sonuçtu açıkçası. Verdiğim emeklerin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Şimdi bu videoyu çekme amacıma gelecek olursak da ben elimden geldiği kadar sizlere yaptığım doğruları ve yaptığım hataları aktarmaya çalışacağım. Bu doğrultuda da sizlere yol göstermeye çalışacağım açıkçası. Umarım faydalı bir video olur, işinize yarar. Tek temennim bu açıkçası. Karşılık beklemiyorum çünkü böyle bir videodan. O zaman videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi öğretmenlerin girmiş olduğu KPSS'deki oturumlardan bahsedeceğim. Bunların içeriğiyle ilgili yani hangi derslerde ben hangi hocalardan faydalandım. Bunlardan teker teker bahsedeceğim. Ve videonun sonuna doğru da ben sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için kendi alanıma dönük ipuçları vermeye çalışacağım. Yani kendimce bana faydalı gelen şeylerden bahsedeceğim videonun sonuna doğru. Şimdi genel kültür genel yetenek kısmından başlayacak olursak arkadaşlar. Gerçi hepsinden ben bahsedeyim önce. Şimdi biz öğretmenler olarak 3 tane oturuma giriyoruz. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri ve bir de alan sınavı diye. Şimdi genel kültür genel yetenekte ben ne yaptım? Hangi hocalardan faydalandım? Onlara bir bakalım. Şimdi Türkçeden ben videoları çok fazla izlemedim açıkçası. Çünkü video izlenecek pek fazla bir şey yok bana kalırsa. Zaten çoğu soru KPSS'de paragraftan geliyor. Ve paragraf da videolardan olacak iş değil. Hani onunla ilgili soru çözmek lazım. Kaynak olarak da ben Pegem'in Ezber Bozan serisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sarı bir kitap. Eğer bulursam ben yine bir yerlere koyarım bir videoda. Oradan da görmüş olursunuz. O kitaptan ben paragraf kısmını hallettim. Oradan faydalandım. Video olarak da ses bilgisi kısmını Rüştü Hoca'nın videoları var. Yani böyle her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmış Rüştü Hoca. Ve sınava yakın zamanda da bunlar çünkü unutulacak konular olduğu için noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile ilgili videolar izledim. Hani sınavda kalıcılığı artmış olsun diye. O videolardan faydalandım. Gereken notları çıkardım ama tabii ki videoda gördüğüm her şeyi ben notunu almıyorum. Zaman kaybı çünkü. Biz öğretmenler olarak yani sınıf öğretmenleri olarak öyle böyle değil. Yani bir sürü dersten şeyiz. Mesulüz. Şimdi geldi aklıma. Birçok dersten mesulüz. Yani sayı olarak da hemen sayayım bir saniye. A few moments later. Tamı tamına 32 tane dersten arkadaşlar biz mesulüz, sorumluyuz. Türkçe kısmını ben bu şekilde hallettim. Matematik kısmına gelecek olursak da ben matematikten hocalara geldikten izliyordum bazı videoları. Problemler kısmını mesela genelde hocalara geldik kanalından ben şey yaptım, tamamladım. Ve bu matematik kısmını size %100 bir şekilde tavsiye edeceğim. Çok güvendiğim bir kaynak var. İnformal yayınları var. İnformal yayınları bilmem kaç senesinden itibaren ÖSYM'nin sorduğu KPSS, ALES, TYT, AYT vesaire çıkmış bütün soruları kendi çıkardıkları kitaba dahil etmişler. Ve siz orada o soruları çözdükçe ÖSYM'nin mantığını kavramış oluyorsunuz. Onları daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Ve ben bunun açıkçası çok fazla faydasını gördüm ilk başta. Kitabı erkenden bitirdiğim için biraz yanlış yaptım. Keşke sonlara doğru bitirseydim. Belki netim biraz daha artabilirdi. Ama olsun. Sizler için mesela bunu önerebilirim. O kitabı böyle ilk başta farklı bir kaynaktan çözüp daha sonra ona yönelmenizi, ÖSYM'yi daha böyle iyi analiz etmenizi sağlayacağını düşünüyorum. Sağlayacağını düşünüyorum. Kısaca bu şekilde. Ve o informal yayınlarının geometri kısmı da var. Aynı şekilde. O da ayrı bir kitap olarak satılıyor. O da yine aynı mantıkla hazırlanmış. Yani ben size onları tavsiye ederim açıkçası. O soruların çözümleri de var çünkü içerisinde. Mat 1 kısmından zaten ben genelde yaptım. Problem kısmına bak. Çok çalıştım ama
Olmadı yani. Soyut zekam mı diyeyim artık, yeteneğim yok. O kadar soyuta giremiyorum gerçekten problemlerde. Ama mat bir kısmının çoğunu yaptım. Şimdi tarih kısmına gelelim. En sevdiğim alan benim. Buradan bir iki soru kaçırdım yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten hakkını sonuna kadar teslim edeceğim bir hocam var. İSEM Yayıncılık kanalında Mehmet Celal Özyıldız hocamız. Gerçekten bu hoca yani benim YouTube'da gördüğüm en kaliteli hocalardan bir tanesi. Kendine has bir üslubu var. Kimine kaba gelebilir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Samimi bir insan. O yüzden bana daha cana yakın geliyordu açıkçası ders anlatırken. Ve anlattığı hikayeler o kadar akılda kalıcı ki çoğu hikayesi mesela tarihte yaşanan çoğu hikaye benim aklımda kaldı. Hocamızın anlattığı şekilde. Kaynak olarak da ben ne yaptım? Sınav yayınlarının TYT, AYT şeyleri vardı. Soru bankası vardı. Onu ben kullandım. Başka ne yaptım tarihten? Benim hocam kanalında bu arada şey var. Bildiğiniz üzere. Ramazan Yetkin Hoca var. Zaten çok popüler bir hoca. Ama açıkçası böyle zevk alarak hani yapıyorsanız tarih dinleme işini KPSS haricinde ben size Ramazan Etkin'i sonuna kadar öneririm. Ama KPSS'ye yönelik istiyorsanız videoları daha kısa olan bir insan zaten Mehmet Celal Hoca. Onu öneririm. Diğer türlü yine aynı şeyler anlatıyorlar ama Ramazan Yetkin Hoca biraz daha bunu detaylandırarak anlatıyor. Tabii ki daha kalıcı. Tabii ki onun üslubu kendine has. Ona da bir şey diyemem. Ama genel olarak ben Mehmet Celal Hoca'dan çalıştım. Kaynak olarak da Mehmet Celal Hoca'nın kaynaklarını almadım açıkçası. Pegem'in kitapları vardı. Bu genel kültür genel yetenek kısmında set halinde satılıyor. Ben onu aldım. Ondan çalıştım. Ve bayağı da faydasını gördüm. Ve bir de bir kitap vardı. Yine onu da ben buraya bir yere koyarım. Gerçekten ha Tarihin Kara Kutusu kitabı. Onu da kesinlikle alın çözün. Yani bayağı bir map kitaplarını iyi analiz etmiş. Çıkacak soruları bence belirlemiş hoca. Kitabında da zaten yer vermiş buna. Tarihten önerilerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi coğrafya kısmına gelecek olursak. Ön plana çıkmış KPSS'de kendini kanıtlamış bana kalırsa. İki hoca var. Engin Eraydın, Yozgatlı hocamız. Çok sever Yozgat'ı. Ve Bayram Merhaba hocamız. Ben Engin Eraydın hocayı üniversite sınavına hazırlanırken dinlemiştim. Faydasını gördün mü? Gördüm. O zamana göre benim işimi görmüştü açıkçası videoları. Ama ben KPSS'ye daha uygun olarak Bayram Meral Hoca'yı görüyorum. Hani hem böyle derslerini görselleştirerek anlatıyor. Google Earth diye bir uygulama var. Earth mi? Earth mi? Bilmiyorum tam telaffuz edemedim. O uygulama üzerinde canlı canlı böyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Dağları vesaire yani gerçek resimleri size anlatınca emin olun hafızanızda daha iyi kalıyor. Ve Bayram Meral Hoca'nın ne vardı? Haritalarla Coğrafya diye bir kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kuşe kağıdına basılmış. Bir de normal kağıda basılmış. Ben kuşe kağıdına basılmış olanı aldım ki daha böyle iyi bir haz veriyor diyeyim. Okurken insanın veya çalışırken insanın çalışası geliyor. Zaten hep haritalarla dolu olduğu için baya bir faydalı. Öneririm yani size de Bayram Meral Hoca'nın videolarını izlemeyi ve onun kaynağını almayı öneririm. Soru olarak da yine Bayram Hoca'nın kendi çıkardığı kitabı var. KPSS'ye yönelik. Benim hocam yayınlarına ait. Onu alabilirsiniz. Fazlasıyla işinizi görür. Ama benim size önerim hiçbir dersten tek bir kaynaktan çalışmayın. Yani isterse en kötü kaynak olsun ama farklı bir kaynak kesinlikle çözün. Vatandaşlık kısmında da bence eline kimsenin su dökemeyeceği bir insan. Emrah Vahap Karaca Hoca. Yani bu hoca gerçekten hakkını vererek anlatıyor dersini. Ses tonunu, telaffuzunu çok iyi ayarlıyor. Vurguladığı noktalar çok belirgin. Özellikle bir zaten cümlesi var. Aşırı önemsiyorum diye. Zaten o kısımları size söyledikçe bir de hocanın kendine ait bir kitabı var. Ders notları. Video ders notları. Orada da altını çizince
Emin olun, yani soru kaçırmazsınız. Ben bu hocanın anlattıkları dışında soru geldiğini şimdiye kadar görmedim. Çünkü diğer seneleri de ben inceledim, çıkan soruları. Dediğim gibi bu hoca genelde tutturmuş soruları. Evet, şimdi genel kültür yönetimi kısmını hallettik böylece. Eğitim bilimleri kısmından ben hemen size hızlıca anlatayım ne yaptığımı. Şimdi arkadaşlar ben çok önceden, yani 3. sınıfta galiba aldım. Evet, 3. sınıfta 7 iklimin eğitim bilimleri set kitabı vardı, konu anlatımlı. Ben onu almıştım. Hani KPSS çalışmak gibi o zaman bir amacım yoktu açıkçası. Alayım, nasıl olsa işime yarayacak bu kitap. Yani derslerimizde de zaten çoğunlukla ona benzer kavramları gördüğümüz için. Yani hocamız bir şey söyler, o kitaptan açıp bakarım maksadıyla almıştım onu. Ama sonra da fark ettim ki eğitim bilimleri güncellenen bir bölüm değil, bir kısım değil. Hani 2015 kitabını dahi alsanız, içinde yazan bilgilerle 2021 yılında aldığınız kitabın içinde yazan bilgiler aynı. Çünkü en güncel bilgi eğitim bilimlerinde 70-80, 1970-80 zamanında hani yapılmış değişiklikler. Onun haricinde çok güncel bir şey yok açıkçası. O yüzden eğitim bilimleri kitapları, konu anlatımı kitapları güncel olmasına gerek yok. Eski bir yayın alsanız da işinizi görür ki ben dediğim gibi 3. sınıfta aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 basın. Evet, 2019 basın kitabıyla çalıştım bu sene. Ekstra hiçbir kaynak almadım konu anlatıma dair. Video kısımlarında teker teker alanında hangisi iyiyse videoları böyle seçerekten bana en uygun videolar neyse onları seçerekten devam ettim. Şimdi rehberlikte benim hocam kanalında Can Köni hoca var. Yanlış telaffuz etmedim inşallah. Can Köni hocanın videoları bence rehberlikte iyi yani. Bir de kendine ait bir ders notu var. Onu da alın. Temiz bir şekilde işinizi görür. Ondan sonra öğrenme psikolojisi kesinlikle Bülent Tanık hoca. Ben Ayşegül hocadan dinledim. Zaten siz de işin içine girdiğiniz zaman KPSS işine o hocanın ismini duyacaksınız. Benim hocam kanalında yine kendisi Ayşegül Hoca. Ben onun videolarını izledim ama yani açıkçası bazı kavramları birbirine karıştırdım. Daha sonra Bülent Tanık hocanın genel tekrar videolarını izledim. Karıştırdığım kavramlar böyle bariz bir şekilde kendini belli etmeye başladı. Kafam daha az karıştı. Yani tam gidermese de boşluğu. Çünkü eğitim kısmı gerçekten böyle. Hep size arada derede bıraktırıyor bazı soruları. Hiçbir zaman %100 emin olamıyorsunuz bu şeyden. Öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisini ben Bülent Tanık hocadan hallettim. Kitap olarak da arkadaşlar eğitim bilimlerinin bütün dersleri için informal yayınlarının yine çıkmış sorular kitap şeyini setini alın. Mutlaka alın. Onları çözün. Zaten eğitim bilimleri bence çok zor sorulmuyor. Çıkmış sorular habire kendini tekrar ediyor. Yani dediğim gibi kendini güncelleştiren bir alan olmadığı için kendini tekrar ediyor sorular. Çıkmış soruları çözün. Bence çok da bir kaynak almanıza gerek yok. Ha, illa almak istiyorsanız PEGEM'in eğitim bilimleri setini öneririm size. 2500 soruluk da bir kitabı vardı. Yine gene tekrar tarzında. Hem içinde böyle özet bilgiler var, hem sorular var. Ben mesela onu sınava 1-2 gün kala içindeki özet şeylerini okudum. Sınavda 2-3 soru öyle yaptım mesela. Bayağı faydalı açıkçası. Size öneririm. Program geliştirme. Ama işimi kolaylaştıran bir adam vardı yine. Fatih Genç Hoca. Onun da yine kendine ait bir kanalı var. Konuyu güzel bir şekilde anlatıyor. Bir saat içinde. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep videoları o aralıktaydı. Anlattıktan sonra ÖSYM'nin o dersle ilgili çıkmış sorularını çözüyor, anlatıyor, analiz ettiriyor ve güzel motive edici cümleler kuraraktan sizi gerçekten teşvik ediyor diyeyim. Yani program geliştirmede Fatih Genç Hoca'ya tavsiye ederim. Zaten kaynak kısmına daha yeni söylemiştim, değinmiştim. ÖYT kısmı. Şimdi ÖYT'den en fazla soru gelen kısım. ÖYT en fazla soru gelen kısım. O yüzden önemsemeniz lazım ve burada öğreneceğiniz bilgiler sizin öğretmenlik hayatınız boyunca kullanacağınız yöntemler, teknikler, taktikler, kuramlar vesaire. Hep burada öğreneceğiniz şeyleri kullanacaksınız.
Ben bu derse gereken önemi vermenizi tavsiye ederim. Zaten sınava çalışırken gerçekten bu mesleği sevdiğinizi hissettiğiniz için çalışın. Sevmezseniz zaten bu sınava çalışırsanız da gelmez. ÖYT kısmını ben YouTube'dan İşevi Yayıncılık diye bir kanalı var. Oradaki hoca sayesinde hallettim. Gerçekten muazzam anlatıyor. Sizlere %100 tavsiye ederim. İşevi Yayıncılık bence bir numara. Sınıf yönetimi ve materyal tasarımı. Şimdi bunlar iki tane ders. Yani genelde birleşik alıyorlar bunu. Ama ayrı ayrı alanlar da var. Ben bunun videolarını Metin Şah Hoca'dan dinledim. Yine o da kendine ait bir üslubuyla güzelce anlatmış. Arkadaşlar geldik en önemli kısma, alan kısmı. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri. Bunların yüzdeleri alan sınavına göre toplayınca %50 kısım, %50 alan kısmı. Yani alan sınavından yaptığınız 1 net, sizin genel kültür, genel yetenekten yaptığınız 5 nete eşit arkadaşlar. Böyle bir oran orantı var yani. O yüzden alan sınavına gereken önemi vermenizi rica ediyorum, istiyorum. Ben hata yaptım. İlk başta genel kültür, genel yeteneği bitirdim. Sonra eğitimi, sonra alanı. Alanı en sona bıraktım. Bence yapılması en kötü hatalardan biriydi kendi açımdan. Keşke ilk başta alana başlasaydım dedim. Şimdi alan kısmı ÖABT sınıf öğretmenlerinde ikiye ayrılıyor bildiğiniz üzere. Alan eğitimi kısmı ve alan bilgisi kısmı diye. Alan eğitimi kısmında bizim okulda, üniversitede gördüğümüz öğretim dersleri var. Hayat bilgisi öğretimi, Türkçe öğretimi, matematik vesaire diye. Bu alan eğitimi kısmı bu tarz derslerden oluşuyor. Alan bilgisi kısmı ise daha geniş. İşte korkulu rüyamız, fizik, kimya, biyoloji, uygarlık tarihi, inkılap tarihi, çağdaş Türk dünya tarihi, Türkiye coğrafyası, genel coğrafya vesaire vesaire inci cinci bol bir bölüm. Ama sakin olacağız, rahat olacağız. Çünkü halledeceğiz bir şekilde. Şöyle ki bu alan kısmında, alan bilgisi kısmındaki tarih ve coğrafya kısımları bizim genel kültür genel yetenekteki tarih ve coğrafyayı kapsıyor. O yüzden ben diyorum ki ayrı ayrı çalışmaya gerek yok. Alan sınavındaki tarih ve coğrafya hem daha geniş hem daha ayrıntılı olduğu için sizin ekstra ona çalışmanıza, vakit harcamanıza gerek yok. Ben işte bu hatayı yaptım. Bir ay gittim genel kültür tarihe çalıştım. Bir ay gittim genel kültür genel yetenek coğrafyasına çalıştım. Bir ayım, iki ayım neyse artık boşa gitti oradan. Ama keşke FK şeydeki bu alan bilgisi kısmındaki tarih ve coğrafyaya yönelseydim zaten onları da halletmiş oluyormuşum. Bunu sonradan tecrübe ettim. Sizlere aktaracağım en önemli tecrübe, en önemli zaman tasarrufu yapabileceğiniz alan bu. Şimdi başka tarih kısmı, uygarlık tarihi kısmı ve işte İslam tarihi, Avrupa tarihi, Türk dünya tarihi vesaire diye gidiyor. Ben bu Mehmet Ceren Özyıldız'ın tarih videolarını tamamını bir izledim. Ondan sonra zaten bu Çağdaş Türk Dünya tarihiyle bir tane de İnkılap tarihini Mehmet Celal Hoca'nın anlattığı kısım tamamlıyor, örtüşüyor. Açıkta kalan İslam tarihi ve uygarlık tarihi kısmı. Onları da Yasin Korkut Hoca var benim hocam kanalında. Onun videolarını ben izledim. Onun sayesinde hiç soru kaçırmadım tarih kısmından. Size de onu öneririm. Coğrafyada ben yine Bayram Meralciyim bildiğiniz üzere. Bayram Meral'den yine şaşmadım. Sınıf öğretmenliği için yanlış hatırlamıyorsam playlist oluşturmuşlardı YouTube'da. Ben onları izledim. Bayağı da faydasını gördüm. Soru olarak da PEGEM'in alan kısmına, sınıf öğretmenliği ÖABT kısmına ait kitabı var. O kitabındaki soruları çözdüm. Ondan sonra yine coğrafyadan PEGEM'in coğrafya kısmını çözdüm. Başka bir coğrafya kitabı vardı PEGEM'in. Onu aldım. Tek bir kitap halinde. Onu çözdüm. O şekilde hallettim. Bir soru kaçırdım yanlışım yoksa. Coğrafyadan da. Ondan sonra FKB en önemli. Gerçekten kaçırılmayacak. Soru kaçırılması bence
Sadece göz korkutmaya FKB. Bence soru kaçırmanız mümkün değil. Gereken önemi verirseniz. Çünkü zor sormuyorlar açıkçası. İşleme dayalı bu sene sordular. Geçen sene de birkaç tane sormuşlardı ama sözel olan bence çok soru var FKB kısmında. En kötü onları yapar. 6 net cepte. 12 sorunun 6 neti yarı yarıya. Bence 6 net alanda muazzam öne geçiriyor ya. Böyle bir şey yok. FKB'yi arkadaşlar ben diğer dersleri olduğu gibi şey diye düşündüm. Kendim hallederim. Kitaplarını alırım vesaire ama yok olmadı. Yani buna ait sınıf öğretmenliği bölümünde kitap yok arkadaşlar. Doğru düzgün bir kaynak yok. O yüzden destek almanız şart açıkçası. Ben bu desteği nereden aldım? Benim kendi Instagram hesabımda da paylaşmıştım. Sınıfçının Sesi TV. Oradan ben tek ders videosu adı altında FKB videolarını aldım. Canlı paket almadım. Sizlere de önermem açıkçası. Çünkü ben canlıya katılamıyordum. Ders saatleri bana uygun değildi. Öte yandan soru sorma şeyi kısmı avantajı var sadece canlı dersin. Ben canlı derste durdurmak isterim. Anlamadığım bir kısmı geri sarmak isterim. Böyle bir imkan yok. O yüzden ben videocuyum arkadaşlar. Video paket. İşte FKB video paketi aldım. Memnunum. Bu kısmı da hallettik. Alan bilgisi kısmını. Alan eğitimi kısmı. Şimdilik arkadaşlar burası çok önemli. 30 soru buradan geliyor. Bu 30 soru işte matematik öğretimi, hayat bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler diye diye gidiyor. Her birinden kendine ait soru dağılımı var. Ben Ömer Murat Pamuk'un kitabını aldım. Ve Murat Sakin'in soruları vardı. Onları aldım. Onları çözdüm. Ve sonradan tanıştığım, sonradan şey olduğum bir hoca var. Mehmet Uzun Hoca. Instagram'da da belki aratırsınız, çıkar karşınıza. O hocanın sorularını çözdüm. Yani muazzam. Yani birebir tutturmuş desem yeridir soruları. Ben belki hani geç aldım. Yine almasam yine yapardım belki buna yakın sonuçlar ama bence baştan çalışsaydım hiç soru kaçırmazdım. Öyle söyleyeyim. Sizlere de onu tavsiye ederim. Ömer Murat Pamuk, Murat Sakin ve Mehmet Uzun hocanın şeyleri. Artık ders notları var, videosu var. Onları da araştırıp bulmak size kalmış arkadaşlar. Bu hocaların kendine ait şeyleri var. Soru bankası kitapları var. Onları alıp çözebilirsiniz. Ve bence alan eğitimi kısmı dediğim gibi önemli ya. 30 soru dedim. Piyasada ne bulursanız alan eğitimine dair zaten çok kaynak yok. Aradığınızda bulamayacaksınız. Ama iyi, kötü, güzel, çirkin demeden alın. Çözün. İlk defa yanlış yaptığınız kısımları yani hiçbir hocadan duymadığınız, hiçbir yerde okumadığınız kısımları bir tane deftere not alın arkadaşlar. Sizi ön plana çıkartacak, sizi öne atacak, size iyi sonuçlar aldıracak yöntem bu açıkçası. Ben böyle yaptım. Şimdi genel olarak sınavı konuştuk, ettik. Ben peki nasıl yürüttüm bu süreci, ne yaptım? Onlardan da hemen bahsedeyim kısaca. Video biraz uzun oldu. Hemen halledim bunu. Şimdi arkadaşlar ben her gün plan yaptım. Hemen şurada da göstereyim aslında ya. Her gününe ait işte çalışacağım dersleri ben bilgisayarımda not ettim. İşte pazartesi günü şu 3 ders, salı günü şu 4 ders vesaire gibi. Günlük 6 saat çalışmak. En az 6 saat çalıştım. Tabii tatil yaptığım günler oldu. O günlerde de 1 saat çalıştım. Bu arada tatil yaptığınız zamanlarda olacak. Diyeceksiniz ki ya ben yeteri kadar çalıştım. Biraz da mola vereyim. Ama mola verdiğiniz günlerde dahi kesinlikle 0 saat çalışmayın. Ya en kötü alın. Ben bir önceki gün ne yaptım, ne çalıştım deyip okuyun. Arkadaşlar dile kolay. 32 dersten sorumluyuz. Unutuluyor. Öyle böyle değil. O yüzden bir yere kadar getiriyorsunuz. Ondan sonra bir iki gün ara vereyim. Bir hafta şuraya gideyim. İki hafta şöyle yapayım deyip bütün emekleriniz çöpe gidiyor. Heba oluyor. Yapmayın bunu. Yani en büyük vereceğim tavsiyelerden birisi de budur. Bir saatte olsa yaptığınızı, tatil günlerinize dahi yaptıklarınızı tekrar edin. Yaptığım dersleri, çalıştığım derslerin yanına tik koydum. Ve o beni motive etti.
Çok basit bir şey ama gerçekten motive ediyor. Yazmak gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden sizleri de yazmayı tavsiye ederim. Yazın arkadaşlar ve yaptığınız şeyleri tikleyin. Ben tiklemediğim zaman kendimi rahat hissedemiyordum. Uyuyamıyordum. O yüzden sizlere de bunu tavsiye ederim. Bir de haftalık ders çalışma planınız kesinlikle olsun. Mesela 2 günde bir veya 3 günde bir aynı dersi çalışmaya özen gösterin ki arayı çok fazla uzatıp o dersi unutmayın. Soru çözün. Ondan sonra konu anlatımı çalışın. Ondan sonra tekrar edin yaptıklarınızı. Bu şekilde anca süreci ilerletebilirsiniz. Ben size belki linkini de koyarım. Bir örnek yaptığım plan varsa onun linkini de koyarım. Bir göz atarsınız, incelersiniz. Belki oradaki benim yazdıklarımı siler, kendiniz doldurursunuz o bölümleri. Hangi derslere çalışacaksınız? O şekilde hallettim. Ve bir de arkadaşlar bu genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri alan sınavı dedim ya. Kesinlikle birini bitirdim diye onu rafa kaldırmayın. Onunla ilgili günlük 1 saat de olsa 2 saat de olsa soru çözün. Ben mesela öyle yapıyordum. Eğitim bilimlerini ben bitirdim. Bitirdikten sonra her gün son işte çalışacağım 2 saate atıyorum. Gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi ile ilgili 2 tane test çözüyordum. 2 test zaten yarım saatinizi anca alıyor bu derslerden. Hem canınız sıkılmıyor, hem bilgileriniz hala taze kalıyor. Ama kesinlikle programınızdan çıkarmayın. Ben o şekilde yürüttüm. Daha fazla soru sormak isteyen olursa Instagram hesabım zaten belli. Oradan da sorabilirsiniz bana. Umarım faydalı olabilmişimdir. Gerçekten aklımda ne geliyorsa size anlatmaya çalıştım. Plan arkadaşlar, planınızdan kesinlikle şaşmayın. Plan çok önemli. Ve gerçekten bir şeylerden feda etmeniz gerekiyor. Fedakarlık etmeniz gerekiyor. Benim biraz şanslı zamanıma denk geldi açıkçası. Yani son sınıf olduğumda pandemi olduğu için uzaktan eğitimle biz çoğu dersleri yürüttük. O yüzden okul yüz yüze olsaydı belki bu kadar çok çalışamazdım açıkçası. Hocalar biraz daha zorlayabilirdi beni. Stajda vesaire de son sınıfa denk geldiği için. Benim bu söylediğim, anlattıklarım uzaktan, kendi başıma yaptıklarım. Hiçbir dershane yardımı vesaire almadığım şekilde anlattığım şeyler. Sizler de artık eğer dershaneye giderseniz veya yüz yüze eğitimle artık nasıl uyarlarsınız bilmem. Kendinizi şey yaparsınız artık, ayarlarsınız benim anlattığım modeli, tarzı. Yine danışacağınız bir şey olduğu zaman bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.